Dünya çatışmalar, krizler ve acılarla dolu bir yılı daha geride bıraktı. 2022 yılının en büyük olayı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması oldu. Tüm dünya Çin'deki kış olimpiyatlarına yoğunlaşmışken 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya saldırdı. Rus güçleri ilk günlerde hızla ilerleyerek Kiev'i kuşattı ve Donetsk, Kırım'dan 3 cephede taarruz başlattı. Ancak savaş bir hafta sonra Putin'in istediği gibi gitmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin çağrısı üzerine on binlerce kişi silaha sarıldı. Ukrayna'nın olağanüstü direnişinin ardından NATO ülkeleri aktif şekilde askeri desteğe başladı. Mart ayında Amerika ve Avrupa Rusya'ya karşı geniş yaptırım paketleri açıkladı. Tüm büyük batı şirketleri Rusya'yı terk etti. Bununla da yetinemeyen Amerika, Rusya ile iş yapan şirketlerde yaptırım görecektir maddesiyle neredeyse tüm ülkelerin şirketlerini Rusya'dan çıkardı. Cephede ise yaz aylarından sonra iki tarafta olduğu yerde takıldı kaldı. Ukrayna'nın %15'ini işgal eden Rusya daha fazla ilerleyemedi ve Ukrayna'da şiddetli çatışmalar devam etti. Yapılan görüşmelerden de henüz bir sonuç alınamadı. 2022'de bir diğer şiddetli çatışmalarda Güney Kafkasya'da yaşandı. Ermenistan silahlı güçleri Eylül ayında Azerbaycan sınırlarına saldırdı. Karabağ Azerbaycan'dır. Yaşanan iki günlük şiddetli çatışmaların ardından Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini bir kez daha geri püskürttü. Bu çatışmalarda Azerbaycan ordusu 80 şehit verirken Ermenistan tarafı da 205'ten fazla kayıp verdi. 2022 yılında bir diğer şiddetli çatışma alanı ise Kırgızistan ve Tacikistan sınırı oldu. İki taraf arasında su barajı nedeniyle çıkan çatışmalarda Kırgızistan 81, Tacikistan ise 59 kayıp verdi. Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Rusya devreye girdi, Bişkek ve Düşenbe masaya oturdu. 2022 yılında Filistin toprakları bir kez daha saldırıya maruz kaldı. İsrail ordusunun Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da bir yıl boyunca yaptığı saldırılarda resmi rakamlara göre 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yemen, Libya ve Suriye'de iç savaş kaldığı yerden devam etti. 10 yılı aşkın süredir devam eden bu iç savaşlarda bu yılda binlerce kişi hayatını kaybetti. 2022'de siyasi krizler de meydana geldi. 2022 yılının Ocak ayında şiddetli protestoların yaşandığı Kazakistan'a kolektif güvenlik örgütü müdahalede bulundu. Şiddetli çatışmalara dönüşen gösteriler müdahalenin ardından sona erdi. Sri Lanka'da yanlış ekonomi programının ardından hükümet resmen istifa ettiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından halk başkanlık sarayını bastı ve devlet başkanı ülkeden kaçtı. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli bir kızın şüpheli ölümünün ardından sokak gösterileri başladı. Barışçıl sokak gösterileri bir süre sonra kanlı eylemlere dönüştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i protestoları Amerika ve İsrail'in kışkırttığını söyledi. 2022 yılının en büyük doğa olayı ise Pakistan ve Amerika'da yaşandı. Pakistan'da aşırı muson yağmurlarının neden olduğu selde 1200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Amerika'da ise aşırı soğuklar ve kar yağışı nedeniyle en az 50 kişi yaşamını yitirdi. 2022 Türk dış politikasında en çok normalleşmeler yılı olarak akıllarda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 yıl aradan sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme sinyali verdi. Suriye'de Esad'la da görüşme olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargınlık olmaz. En istasyonunda, en uygun şartta adımları uzanır. Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın ara buluculuğuyla Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi. Bir diğer normalleşme sinyali de Mısır ilişkileri için geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası için gittiği Katar'da Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi. We are trying to stand against extremists. Tüm bu normalleşme süreçleriyle beraber İsrail'de de normalleşme yaşandı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog Türkiye'ye geldi. 4 yıl aradan sonra Ankara ve Tel Aviv karşılıklı büyükelçi atadı.
İktidarın Suriye ve Mısır adımları kamuoyunda destek görürken, İsrail'le normalleşme muhalefet tarafından eleştirildi. Katil İsrail alçakça saldırılarına hala devam ediyor. İktidara sormak istiyorum. Bu alçaklarla mı normalleşeceksiniz? Bu katillerle mi normalleşeceksiniz? Gördünüz mü alay-ı vala ile karşıladığınız tineti bozukların son tavırlarını? Filistin davası her Müslümanın önünde bir sınav kağıdıdır. Bu sınavda sınıfta kalan diğer tüm derslerinden geçse bile hiçbir anlamı ve kıymeti yoktur bunun. Saadet Partisi olarak biz bugün yine en yüksek sesle haykırıyoruz. Biz İsrail'in bu anormalliklerini, insanlık dışı katliamlarını ve alçak saldırılarını şiddetle lanetliyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve ilelebet yanlarında durmaya da devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.